Torgoşan, şu mali müşavirlikten gelen dosya ne oldu da bulabildin mi? Vallahi her yere baktım İsmail Bey. Hiçbir dosyanın arasında yok, hiçbir yerde yok. Ya uşağım, ben bir daha mı arasam şu mali müşavirliği ya? Ya yok, orayı aramanıza gerek yok. Biliyorsunuz bizde takip numarası falan her şey var. Ya acaba postaneyi mi arasak? Tamam, arayayım. Takip numarası bu. Ha şu bizim mali müşavirlikten gelecek olan dosya mı? Evet. Alo. Merhaba, ben İsmail Demir. Ya benim bu mali müşavirlikten gelecek olan dosyaya bir türlü ulaşamıyoruz arkadaşlar. Yok. Kime teslim etmişler acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi ben de. Kime teslim etmişler? Bir onu öğrenmek istiyoruz. Tamam, takip numarasını veriyorum. Ay şarj aletimi bulamıyorum, gördünüz mü? Ve odandadır Merveciğim. Ay yok, her yere baktım. Şarj aletim benim en değerli eşyam. Onu bulmadan evden çıkmam. Madem en değerli eşyan, o zaman o en değerli eşyanı yanından ayırma. Bir yere bıraktıysan nereye bıraktın da hatırla Merve. Evet. Ay bir yere bırakmadım. Sen mi aldın? Bak geçen sefer almıştın, vermedin kaç gün. Ben almadım. Ben niye alayım senin şarj aletini? Nereye koymuş olabilirsin? Aa, ay hemen hatırladım. Tutku ablaya vermiştim. Burada. Ay işte burada. Aa. Bu defter kimin ya? Gel bakayım, ver. Bir şey yapıyoruz. Hadi iyi dersler çocuklar. Allah sizin açıklığı versin çocuklar. Aa bu arada unutmayın, bugün annemler çaya gelecek. Tamam. Tamam, tamam, tamam merak etme. Ben hep seni beklemek zorunda mıyım? Kim uşağım, kim? He? Tolga Dayanç? Tamam bizim burada... Evet evet, bizim arkadaşımız burada çalışıyor. Bir dakika, bir dakika. Kimliğini ver bakayım uşak kimliğini. Kimlik numarasını söyler misin? Evet. Tamam, peki peki. Peki çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne oldu, ne diyorlar İsmail Bey? Tolga uşağım, evrakları sen almışsın. Ben mi? Kimlik numaranı da doğruladık, imzan da var. Ya olmaz öyle şey İsmail Bey. Ya ben günlerdir bu raporları bekliyorum zaten merakla. Nasıl ben aldım? Ben alsam söylemem mi? İyi de burada başka Tolga var mı uşağım? Ya İsmail Bey bu işte bir yanlışlık var. Olur mu öyle şey ya? Ben postaneye gidiyorum. Ya bu işi çözeceğim. Öyle geleceğim. Ya ben alsam söylemem mi? Olur mu öyle şey ya? İyi de uşağım sen kendin dinledin. Geleceğim ben. Ay Tuna, yani bu defter belli ki Merve'nin arkadaşlarından birinin defteri. Buraya ders çalışmaya geldiklerinde unutmuş. Karıştırma. Ayrıca bu özel bir şey yani. Sen bu defterin içinde yazılanların ne olduğunu öğrenince şoke olacaksın Gönül. Şoke moke olmam ben. Artık karıştırma yeter. Özel eşya diyorum sana. Bu ne biliyor musun? Ne? Meltem'in günlüğü. Şu Haluk'un kaybetti. Aa, Haluk burada düşürmüş o zaman. Ver bakayım şunu. Ne oldu? Merak ettim bakıyorum. Tabii ki merak ettim. Meltem söz konusu. Hastalık var burada ortada herhalde. Ya Tutku'dan bahsetmiş işte. Yani Tutku'dan nefret ediyor. İşte bütün ilişkimizi Tutku bozdu falan öyle şeyler yazmış yani. Onu biliyoruz zaten Tuna. Ama daha fenası ne biliyor musun? Ne? Hayaller görüyorum. Ne olur yardım et Haluk falan diye bitirmiş görünüyor. Ah. Ya Meltem söyleyemiyor. Çekiniyor. Böyle yardım istemiş kocasından. Ey Tuna. Of Meltem. Canım arkadaşım, sen nasıl bir çıkmazdasın böyle? Ya bir şeyler yapmamız lazım Gönül. Ay kızın sessiz çığlıklarını duymamışız biz Tuna. Bataklıktayım, gittikçe de batıyorum diyor. Yalvarıyor resmen. Yani bu daha fazla söyleme. Vallahi tüylerim diken diken oluyor, sinirlerim bozuluyor ya. Alo mu arasak? Hadi ara. Hı, arayayım söyleyeyim gelsin. Söyle söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.